Koronavirüs tedavisinde büyük başarıları imza atan sağlık çalışanları yoğun bakım servisinde fedakarca mücadele ediyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisi görüntülendi. Gece gündüz demeden pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları büyük risklere rağmen hastalarla temaslarını sürdürüyor. Hastanenin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı şekilde uyutulan hastaların bakımını sağlık çalışanları üstleniyor. Sağlık çalışanları her gün astronot gibi giyinip koruyucu kıyafetin içinde terden sırılsıklam halde süreci titizlikle yürütüyor. Bebeğimizi sarılamıyoruz. Yeterince yani ona hep mesafe koymak zorundayız. Maskeyle oturmak zorundayız. 9 aylık o bunu anlayamıyor ama biz çok üzülüyoruz. Anestezi ve reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Canan Balcı dünya genelinde durumun her geçen gün kötüye gittiğini söyledi. Hepimiz bu sürecin içerisinde yer alıyoruz ve yer almaya devam edeceğiz. Hastalarımız var. Hastalarımızı takip ve tedavi ediyoruz. Fakat bu süreç bizim de tahminimizin üzerinde devam edecek ve gittikçe kötüye gidecek gibi görünüyor. Covid-19 yoğun bakımında görevli doktor öğretim üyesi Murat Emre Tokur, yoğun bakımda tedavi gören gençlerin sayılarında artış olduğuna dikkat çekti. Daha önce bir iki hafta önce sokaklarda maskesiz ve dikkatsiz gezen vatandaşlarımızın yoğun bakımına geldikten sonra nasıl hızlı bir şekilde ölüm döşeğine uzandıklarını, ellerimizden, avuçlarımızdan, bütün gayretlerimize rağmen tutunamayıp kaybettiğimizi görmek bizi tabii derinden etkiledi. Artık gençlere de bir şey olduğunu biz görüyoruz ve gençler gençliklerine güvenmesin. Taşıyıcı olup yakınlarına bulaştırabilirler ve daha da kötüsü enfeksiyonu kapıp yoğun bakımlarımızda tedavi görmek zorunda kalabilirler. Hastaların yaş ortalamasının düştüğünü söyleyen pandemi yoğun bakım hemşiresi Gülşen Simavlıoğlu da geçtiğimiz günlerde kronik rahatsızlığı olmayan bir gencin hayatını kaybettiğini söyledi. Yaş ortalamamız biraz daha yüksekken daha düşmeye başladı. Şu an içeride 27 yaşında bir hastamız var. Solunum makinesine bağlı. Geçen 34 yaşında hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan bir hastamızı kaybettik. Bunlar bizi çok üzüyor. Ve insanların daha da dikkat etmesi lazım. Şu algıyı ortadan kaldıralım. Gençlere bir şey olmuyor. Sadece yaşlıları etkileyen bir rahatsızlık değil.